İttifakı yasaklayan yasal kurallar kanunlarımızdan çıkarılıyor. İttifakı serbest bırakan ve ittifakı kuran yasal düzenlemeler de kanunlarımıza bu teklifle taşınıyor. Ve bunun en önemli sonuçlarından bir tanesi ittifaka katılan partilerin baraj sorununu aşma konusundaki kolaylıktır. Çünkü bu durumda baraj iki partinin aldığı oy toplamı üzerinden hesap edilecek. Eğer iki parti %10'dan fazla oy almışlarsa barajı geçmiş sayacak. Partilerden birinin az oy alması, diğerinin çok oy alması sonucu değiştirmeyecektir. Bu açıdan son derece önemli bir düzenleme. Tabii ittifaka bir isim koyacaklar. Koymazlarsa ittifak ifadesi o partilerin ismi üzerinde yan yana oy pusulasında yer alacak isimler ve onun üzerinde ittifak ifadesi yer alacak. Bir ittifak ismi konabilir. O zaman da o ittifak yer alacak. Seçmenler sandığa gittiği zaman oy pusulasında ittifaka giden partileri yan yana görecekler. Recep Akdağ Başbakan Yardımcımızın başkanlığında Abdülhamit Gül, Adalet Bakanımız, Aile Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkınbak'tan oluşan bir komisyon kuruldu. Bu komisyonun amacı, komisyondaki üyelere de dikkat ederseniz sadece cezaları artırmak değil. Bir yandan cezaları en ağır ceza neyse onu tespit ederek artıracaklar. Ona dair düzenlemeler yapılacak ve cezaların caydırıcılığını en üst noktaya taşıyacaklar.